Efendim, vapurda çay simit sohbete hoş geldiniz diyorum. Kaptanı Kaptan Köşkü'nde bekliyorum. Nurettin Kaptan'ı karada bulduk. Evet. Ve mesleğimize göz diktiniz. Estağfurullah, ben ahşabı seviyorum kaptanım. Ahşabı seviyorsunuz da gözlüğün ipleri böyle nedir? Hayırdır? Efendim, o da tabii geçtiğimiz günlerde çok sevdiğim bir gözlüğümü kaybedince... Evet. İp halat, alayım dedim. Halat da bağladınız. Evet, yapacak bir şey yok yani sonuç olarak. İşi garantiye aldınız yani. İyi, o da güzel. Efendim, bugün bol bol güleceğimiz... Hayata dair düşüneceğimiz, hep yollarda olan sevgili Şoray Uzun'la vapurda çay simit sohbette buluşacağız. Heyecanlıyım. Peki Şoray Uzun kimdir? Efendim, 1967 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya gelen Şoray Uzun 5 yaşındayken Adana'ya göç ediyor. İsminin hikayesi de çok ilginç. O dönemler Türkan Şoray'ın filmini izleyen babası... Eğer kızım olursa ismini Türkan, erkek olursa ismini Şoray koyacağım diyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Şoray Uzun bir dönemde polis muhabirliği yapıyor. Kameralar karşısına çıktığı yıl ise 1987. Tabii biz onu çok geniş kitlelere ulaşan 80'ler dizisindeki Ahmet karakteriyle tanıyoruz. O hep yollarda, birazdan vapurda bizimle. Efendim, çaylar simitler hazırsa ben Kaptan Köşkü'ne geçiyorum. Sizler de koltuklarınıza oturun, başlıyoruz. Kaptanım, nereye gittin? Selami, ben şurada vapurda çay. 1,5 saat sonra falan geliyorum. Ya çalıştırma motoru, bekle burada, bekle, açılacağız sonra, tamam. Burada da yapabilirdik, sorun değildi benim için ama madem siz böyle dediniz. Peki, sizin vapurunuz da olsun, öyle olsun. Yoksa bizim teknede de olabilirdi, olmayacak şey değildi. Bana sen oyunculuk yapmalısın dedi. Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden bir tanesi. Şu hayatta kendisi için yaptığı şey nedir diye bir izleyicim sormuş. Yok. Nasıl bu kadar genç kalıyor? Tekrar gezi programı yapar mı? Geçmişe dönse hangi zamanı tekrar yaşamak isterdi? 90'lar. 80'lerden sıkıldım artık. Abi ben buldum eksikliği ya. Çok teşekkür ediyorum Ömer. Hayatımda çok ciddi bir boşluk var benim. Yani bundan 3-4 senedir. Çok ciddi. Ya gecikmedim değil mi? Ya gecikmedim. Şoray Bey, hoş geldiniz. Biraz sürdü bu usturmaçaları tam. Usturmaça da artık bu büyük usturmaçaları tam ayarlayamamışız. Şoray Bey, hoş geldiniz. Efendim. Önce bir test edeceğiz. Edelim. Ondan sonra uzun bir yolculuğa çıkacağız. Hay 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 hay. Şimdi efendim, oturuyor muyuz böyle? Tabii efendim. Nasıl bir atmosferdeyiz gibi hissediyorsun şu an? Şu an dümen sizin önünüzde yani. Sadece bir tane dümen var. Bir simülatör eğitimindeyiz ama evet. Ortada ha neyse, deniz arkada dert değil. Efendim. Gerçekten kendisiyle buluştuğum için, ki bundan 9 yıl önce buluşmuşuz. Öyleymiş. Bana da dün gibi geliyor sanki. 1-2 senelik mevzu gibi geliyor ama tam 9 evet. Sene önce sizin programınızın 2. senesinde Beşiktaş'ta ben konuk olmuşum. Ve yine mavi bir ceket varmış. Ama o zaman gömleğim vardı. Evet, sizi tanımaktan çok mutluyum ben ya, şahsım dur, adına. Dur, biz 9 sene ya. Sonra karşılaşmışız. Evet. Şimdi bir baba aynı zamanda. Bazen şunu düşünüyorum da hani bir baba evladı şımarmasın diye... Hani bazen verme konusunda vermemezlik etme halleri olabilir. Nitekim sonuçta şükretmek ve istemek aslında Yaradan'ın istediği bir şey. Tanrı insan şımarmasın diye vermemezlik eder mi diye düşündüm de. Şımarmasın diye değil de biz dualarımızda hep öyle deriz ya. Taşıyamayacağım şeyle, kaldıramayacağım şeyle beni sınama. Bu bazen para olur, bazen şöhret olur. Yani Cenab-ı Hak bazen bunu taşımak zorlanan kişiye evet. Bunu vermez evet. O da sorgular. Ben niye böyleyim falan. Fıtratın dolayısıyla. Biraz evet, senden evet. Kaynaklı. Belli ki onu taşıyamayacaksın. Allah kimsenin kaldıramayacağı imtihanına sınamasın evet. İnşallah.
Efendim, bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Başlıyoruz. Ekip, siz de dışarıda kalmayın. Buyurun. Mekan değişir, vapur değişir, konsept değişmez. Çay ve simit. Neden acaba çay ve simit bizim vazgeçilmezimiz ve bu kadar özel? Bize ait. Tamamen bize ait ve kendiliğinden çıkmış ve muhabbeti sembolize ediyor. Ve sürekli ulaşılabilirliği. Bundan kasıt şey değil, sıradanlık değil. Ulaşılabilirlik, yani bizden. Ve mutlu eden. Ve mutlu eden. Çok kolay erişebileceğimiz, mutlu olabileceğimiz, bizi anlatan ve sohbeti andıran ve paylaşmayı andıran. Tabii. Bununla, biz de karnımızı doyuruyoruz, birine de ikram ediyoruz. En son dünyayı paylaştığımız, İstanbul'a güzellik katan martıları da bununla besleyebiliyoruz. Çaysa başka bir şey. Şimdi tabii efendim, simit demişken, simit yiyen simidin heykeli. Heykel mi o? Heykel abi. Ben, ciddi ciddi. Ben çok seviyorum simidi ama yemediğim için çok fazla yemiyorum. Ya dur. Spor yapıyorum, dikkat ediyorum. Arada dur, yiyorum. Ha, bu değil. Sen ya abi, afiyet olsun. Hayırlı uğurlu olsun yeni vapurumuz. Teşekkür ederiz. Yani ben ilk defa konuk olduğum için, siz halbuki 2 senedir bu vapurdasınız. Biz daha önce şehir hatları vapurundaydık. Özür dilerim, ağzımda lokma varken konuşuyorum. Estağfurullah abi. Ama programımız çay ve simit. Evet, afiyet olsun. Vapurda çay ve simit. Şimdi efendim, başkaları için bazen bazı şeyler böyle hayaldir ama senin için böyle gelecek olan bir şeydir o. Aslında hani en başta çok yetenekli birisiniz. Doğallığınızda öyle bir şey var. Estağfurullah. Mizaç öyle ama hani bazen derler hayal kuruyorsun sen. Nasıl başlamıştı? O başlangıcı hatırlamak güzel olur mu? Yok, benim hayalini bile kurduğum bir şey değildi. Aklımda da açıkçası yoktu. Ben jet pilotu olacaktım. Gözlerim 1.25 miyop olunca hava harbi okuluna giremedim. Hava harbi okuluna giremeyince Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'ne girdim. Babam da dedi ki, madem bu okula girdin o zaman gazetecilik yönünden yürü. Sonra bir dönem ben akademik kariyer yapayım, okulda kalayım, eğitim kadrosuna, öğretmen kadrosundan devam edeyim diye düşünürken bir otobüs durağında Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden Bilgi Olgaç hanımefendiyle karşılaştım. Elimde de Albert Camus'un Düşüş kitabı. O dönem pek bir varoluşçu takılıyordu. Çok güzel, Düşüş. Düşüş. Bilgi Hanım'ın da dikkatini çekmiş. Aynı otobüse bindik. O Sefaköy'e gidiyordu. Ben İncirli'de indim. Bana sen oyunculuk yapmalısın dedi. Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden bir tanesi. Nur içinde yatsın rahmetli Bilgi Olgaç. Bunu neden söyledi bilmiyorum. Hani bir başkası da bu hayali kurmuş muydu dediniz ya. Mesela annem babam bunu hayalini kurmamıştır. Okuldaki arkadaşlarımdan ya sen yanlış yerdesin. Senin sahnede olman lazım. Senin kamera önünde olman lazım diyenler oldu ama bunu sadece bana söylemiyorlardı. Bunu kantinde birkaç arkadaşımız daha vardı bunu işiten ama ciddi anlamda bu işi profesyonel anlamda çok ciddi yapan Türkiye'nin ilklerinden bir tanesi Bilgi Olgaç ne gördü, ne düşündü, ne hissetti bilmiyorum. Bir kitaptan çıkan sohbetlerimizde beni Tuncay Özinel'e, rahmetli Tuncay Özinel tiyatrosuna gönderdi. Benim ilk profesyonel sahne almam rahmetli Bilgi Olgaç'ın göndermesi ve Tuncay Özinel'le beraber Kapılar adlı bir oyunda skeçlerden oluşan müzikli kabare oyununda önce çaycı, biraz işte hasta bakıcı, hani o vardır ya gençlerin işte girdiği roller. Ciddi anlamdaki ilk şey oydu ve sahneye ilk çıktığımda da bana çok güçlüymüşüm gibi geldi. Bu duyguyu ancak ilk defa tiyatro sahnesine çıkıp seyircinin karşısında bir oyunu oynamaya çalışırken ki o duyguyu hisseden arkadaşlarım herhalde bunu anlayabilir. Bana çok büyük bir şeymiş gibi geldi. Yine çok büyük bir şey de çok önemli hissettim kendimi, çok güçlü hissettim. Çünkü anneniz babanız bile hiçbir şey söylemeden oyunu seyrediyorlar. Yani siz ne yapıyorsanız herkes onu izlemek durumunda. Gelen başbakan bile olsa tiyatro izleme adabı, ya oyunu izlemek de onu gerektiriyor.
Sadece oyunu izliyor. O sırada şey sizde. Yani güç, rol, söz, her şey sizde. O benim çok hoşuma gitti ama bunu ego olarak düşünmüyorum. Yani bu çok başka bir şeydi. Bunun hayalini kurmadım ama bunun hayalini kuran rahmetli Bilge Olgaç'ı yine saygıyla, sevgiyle, rahmetle yad ediyorum. Ne güzel. Bazı insanlar da aslında hayali kendi göremiyor. Bir başkası aslında buna vesile oluyor. Aslında istediğimiz her şeyi görüyoruz. Aslında ve bir başkasında olan şeyleri istiyoruz. Öyle veya böyle. Yani görmediğimiz bir şey isteyebiliyor muyuz? Ya da görmediğiniz birinde olmayan ya da başka birinde olmayan ve görmediğiniz bir şey istiyor musunuz? Başkasında olup bende olmayan bir şeyi istiyor muyum? Evet. Emin Işık Hocam'daki Nurlar İçerisine Yatsın. Bakış açısının benim taşıyabileceğim kadarının bende olmasını çok arzu ederdim mesela. O bakış açısının. O değerlendirme güzelliğini gördükten sonra Emin Hocam'ın bakış açısının, o derinliğinin, o hoşgörünün, çok az bir bölümünün bende olmasını çok arzu ederdim. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın öfkesini yenebilen insan esas pehlivandır. En güçlü pehlivan odur. Mesela onu çok isterdim. Öfkemi yenebilmeyi, empati yapabilmeyi çok isterdim. Yok mu? Var. Ama bunun çok olmasını isterdim. Riske atılmaz şeyler vardır ya. Sizin için riske atmam dediğiniz şey nedir? Memleket. Yani vatan. Aile eyvallah, biz eyvallah ama vatan asla riske edemeyeceğimiz. Hatta bu uğurda ailemizi bile, yani büyük konuşuyor diyebilirsiniz. Hay hay, kabul ediyorum. Ne dediğimin de farkındayım. Aileyi bile ikinci plana itebileceğiniz, asla riske edemeyeceğimiz şey vatan. Hayatta iki şey bedava efendim. Bir tanesi hayal kurmak, ikincisi sohbet etmek. Katılır mısınız? İkisi de çok güzel. Değil mi? İkisi de çok güzel. Hatta biri olmadan diğerinin çok bir anlamı yok. Kendi kendinize kurduğunuz hayalleri eğer sevdiğinizle, yakınınızla paylaşmıyorsanız bu da şey. Bir süre sonra çünkü o hayaller absürt oluyor. Gerçekleşebilmekten gerçekten çok uzak oluyor. Birinizin de o özellikle hayalini paylaştığınız, sizin hayalinizi paylaşan biri varsa ortak hayal de çok güzel oluyor. Bundan eşlerin ortak hayallerinden bahsetmiyorum ben. Dünyaya aşağı yukarı aynı bakan, aynı tabii, şeylerden yani, keyif alan tabii. Ahbapların sohbetlerinden. Emin Hocam, çok andık onu bugün, Nurlar içerisinde yatsın. Sohbet de ibadetten sayılır derdi. Hakiki, gerçek bir sohbet de ibadetten sayılır derdi. Çok önemserdi sohbeti. Hayatımızda özellikle bu akıllı telefonlar ve sosyal mecraların çoğalmasından sonra ben buldum eksikliği ya. Çok teşekkür ediyorum Ömer. Hayatımda çok ciddi bir boşluk var benim. Yani bundan 3-4 senedir. Çok ciddi. Doğru. Yani şimdi mi dank etti dersen neredeyse diyeceğim. Doğru, hayatımdaki şeyi buldum. benim çok ciddi bir sohbet açlığım ve ciddi bir sohbet boşluğum var. Ya. Yok, çok ciddiyim. Çok şeker. Bu sosyal medyayla haşır neşir olmam 4 seneyi alıyor. Ben biraz geç intikal ettim. Akıllı telefonun modelini de çok eskiydi benim model. O da böyle 3-4 senedir. Yani arkadaşlarımla buluşmamı, sohbeti etmemi engelleyen, hayatıma yeni giren bu sosyal medya, sosyal mecraların varlığı 3-4 senedir var. 3-4 senedir de içimde çok ciddi bir boşluk var idi ve ben bunu çok tanımlayamazdım. Hatta uzmana gidip bir depresyon belirtileri var, nedir bunlar diyesim bile vardı. Ama tespit ediyorum ki benim çok ciddi bir sohbet boşluğum doğmuş. Bir sevdiklerimin bazılarını kaybettim. Kamil abi. Allah rahmet eylesin. Siz tanışmadınız. Emin Hocam ve diğer arkadaşlarım. Diğerleriyle de herkes bir şekilde sosyal medyadan bir şeyler yazıp çizip paylaştığı için birebir sohbetler ciddi manada 3 senedir yok. Ha, pandemi de bunu etkilemiş olabilir. Fakat pandemi sohbetin önünde bir engel değil. Özellikle birebir tak maskeni sohbet et. Tabii. Yani sokağa çıkma yasağını da anlıyorum. Ama fakat o da yokken
şeyi buldum. Ben 55 yaşındayım. 50 küsur sene. En büyük keyif aldığım şey dostlarımla, ahbaplarımla sohbet etmek. Ahbaplarım ya ben gevezeleştim ya da artık sohbet etmiyorlar. Ya da o sohbet ortamları kalmadı. Boşluğu buldum. Yani bunun için İstanbul Boğazı'nın ortasında olmam gerekiyormuş. Hayatımdaki çok ciddi bir boşluk. Beni neredeyse bunalıma sokabilecek evet. kadar büyük bir boşluk. Sohbet kalmadı. Vapurda Çay Simit Sohbet'te izleyici soruları bölümü. Bu bölümün özelliği şu, izleyicilerden gelen soruların her birine birer cümleyle cevap vermenizi istiyoruz. Birer cümleyle. Birer cümleyle. Evet. Efendim sorular geliyor. Hay hay. Sonunda eğer bir cümleyle tamamlarsanız size kayık hediye edeceğiz. Kayık var hediye. Nasıl bu kadar genç kalıyor? Bunun neye borçlu? Yeme içme. Yeme içme. Yeme içme. Doğru yeme içme. Yani. Doğru yeme içme. 80'ler bitti. Ekranlardan uzaklaşmasını istemiyoruz. Acaba yeni projeleri var mı? Var. Harika. Bir kelime. İki kayık hediye edeceğim ben şuraya abi. Açalım mı? Hayır, bir cümle. Tamam. Var. Nasıl istersen. Nokta. İnşallah güzel olur. Şu hayatta kendisi için yaptığı şey nedir diye bir izleyicim sormuş. Yok. Yok hani özellikle. Yani. Yok. Vardır illa ki. İnsan mutlu olmaz. Geçmişe dönse hangi zamanı tekrar yaşamak isterdi? 90'lar. 80'lerden sıkıldım artık. Yıllardır 80'lerdeyim ya. 80'lerde üniversitedeydim. Ya ortaokul ve üniversiteydi. Üniversite bittikten evet, sonraki sonra. Bölümü tekrar mesela evet, ele evet, almak evet, isterdim. Evet. Peki harika. Efendim devam ediyorum sorularınızla. Tekrar gezi programı yapar mı? Düşünmüyorum. Şimdilik diyeyim. Şimdilik düşünmüyorum. Hayatının değişmesindeki dönüm noktası neydi sorusuna ne dersiniz? Tiyatro sahnesi. Şimdi efendim bir telefon bağlantısı yapacağız. Bir izleyicimiz hatta bizi bekliyor. Size bir sorusu olacak. Böyle bir tanışmaya vesile olacağız. Esma Hanım. Alo. Güzel günler. Selamlar. Selamlar Ömer Bey. Nasılsınız? Biz gayet iyiyiz. Her zamanki gibi Çay Simit Sohbet'teyiz. Keyifli evet, geçiyor. Evet, biz de programın müdavimiyiz. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Şoray Bey ile birlikteyim. Ben de çok keyif aldığım anlar yaşıyorum. Sizi tanımak, ondan sonra da sorunuzu bekliyoruz. Esma Doğuşlu ben. İstanbul'dan aha. arıyorum. Kendimize ait küçük bir işletmemiz var. Orada muhasebe işlerimizle ilgileniyorum ben de. Kolay gelsin. Rakamlar çok karışmıyor inşallah arada. Karışıyor bazen Ömer Bey. Bazen karışıyor. Evet. Maalesef en zor işi yapıyorsunuz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Öncelikle ben size şunu söylemek istiyorum. Yani bizi böyle güzel bir programla, böyle güzel konuklarla buluşturduğunuz için ben size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten pazar günleri müdaviminiz olduk teşekkür programın ederiz. Yani. Mutlu oldum. Ekibe teşekkür ediyorum ben de. Biz de. Sağ olun. Esma Hanım nasılsınız? Çok teşekkürler Şoray Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Muhtasarları hallettiniz mi? Halloluyor hepsi yavaş yavaş. Ben bugün izinliydim, gitmedim işe. Yavaş yavaş hallediyorum hepsini. Geçici vergi geçen ay mıydı? Ben ön muhasebeci olduğum için genel muhasebeye bakmıyorum maalesef. Onları muhasebecimiz hallediyor. Ha, pardon, affeder. Estağfurullah. Nasılsınız? Bu arada tabii ki çok üzgünüz. 80'ler bitti. Yani bu saatlerde keyif alıyorduk sizi izlerken ama evet. çok üzgünüz maalesef. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Biz de... Çok klasik olacak ama bu da çok normal 10 yıl devam eden bir işle ilgili. Ekip olarak ciddi anlamda aile gibi olduk. Bu evet. gerçek hani değil mi? Ailemizin birer parçası gibi o kıymetli arkadaşlarımız. Hani iş bir yana çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı her hafta rutin göremeyecek olmanın üzüntüsü diyelim biz buna. Çok hani bir iş biter üzülür bir oyuncu ama ondan daha büyük üzüntümüz çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla her hafta rutin görüşemeyecek olmamız. Daha büyük bir şeyimiz yok, derdimiz yok.
çok haklısınız. Onun haricinde her iş başlar, her iş biter. Sizin için üzgünüz, emin olun. Sağ olun. Sorunuz olacak galiba bana Esma Hanım. Evet, ben şunu sormak istiyorum. Buyurun. Yani 80'ler dizisinde Ahmet karakterini canlandırıyor olmasaydınız hangi karakteri oynamak isterdiniz acaba? Aa, güzel soru. Vallahi istemezdim şimdi işin açıkçası. Yani şimdi Ergun Plak diyeceğim, Serhat'ın oynadığının ben yarısını oynayamam performans olarak. O muazzam bir başarıyla canlandırdı. Çağatay'ı oynayayım diyeceğim. İlker'in canlandırmasından sonra benimki hakikaten çok sakil kaçardı. Yaş da diğer rollere uymuyor. Pastacı Sami Berat gibi oynayan olmazdı. Bekçi Bekir'i Hacı Ali gibi oynayan olmazdı. Komiser Rıza'yı bizim sevgili Onur'un oynayacağı gibi oynayan olmazdı. Ben yine ya Ahmet ya da hiç almayayım hani... O kadar iyi oynadı ki diğer kıymetli arkadaşlarım. İyi ki onlar oynamışlar. Yoksa ben oynasam hani asla onlarınki kadar güzel kompozisyon olmazdı. Aslında biz de sizi zaten o karakterde görmekten çok memnunduk. Ama yine de böyle bir soru iletmek istedim ben de size. Yani dizinin ilk bölümünde oynayabileceğim bazı karakterler olabilir ama... Arkadaşlarım öyle güzel oynadılar ki artık yani hatta bazen arkadaşlarımla oynarken Nurlar içerisinde yatsın Rasim abi için de geçerli bu. Allah rahmet eylesin. Rolümü unuttuğumu hatırlıyorum ben. Hani seyre dalmışım. Diyorlar ki abi lafın geldi ya ben ezberim var da şeyi seyrediyorum o sırada. Rasim Öztekin'im. Rasim abiyi seyrediyorum, Serhat'ı seyrediyorum. İlker'e dalmışım hani ne bileyim Berat'ın... Pastacı Sami tiplemesine o kadar hayranlıkla yani oyunculuktan izleyici kısmına geçmişim. Doğru. Yani muazzam kompozisyonlardı. Biz de şanslıyız. Berat Bey'le buluştuk. Ceyhun Fersoy. Onun dışında Rasim Öztekin'i de vapurla yani misafir Serhat etmiştik. Sadece iyi bir oyuncu değil. Aynı zamanda bu ülkenin bence en iyi ses sanatçılarından bir tanesi. Çok iyi de bir şarkıcıdır. Çok iyi bir oyuncudur. Bir komediyi de oynar, dramı da oynar. Şu aralar efendim. O da tarım işlerine kendini kaptırdığı için. Ya Allah için... yardım etsin ona ama gerçekten işi zor. Geçenlerde çiftliğinin açılışını yaptı. O kadar iş var ki orada. Bence çocuklarını bile ancak orada beraber iş tutuyorlarsa görebilecek. Gerçekten yoğun. Belki biz bu efendim çiftlikle ilgili. Orada çay simit sohbet yaparız. Ya o olabilir. Değişik olur. Nerede yeri? Yeri Beykoz'da. Beykoz'da. Ha, gidilir. Beykoz'da. Yani ben olsam ben vapura gelmeyi biraz deniz havası almayı tercih ederdim ama yoğunsa biz de geliriz. Tarlada yapılması gerekeni yaparız. Bu reddedilemeyecek bir teklif özellikle. Bütün ekip tarlaya dalacaksa. Öyle diyeceğim. Yani İlker tam ekim aşamasında 15 şimdi. 15 kişiyiz. Varsa iş çekimden sonra. Esma Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum Ömer Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz çok Esma Hanım. Çok sağ olun. İyi günler Soray Bey. Hoşçakalın. İyi günler kolay diliyorum. Gelsin. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Şöyle düşünebilir miyiz? Aslında kendim de bilmiyorum. Hani insanı anlamaya çalışma duygusunda olma hali, yani bir insanın bir başka insanı anlamaya çalışma hali yaradanı mutlu eden bir şey midir? Bir olgu mudur? Bence yaradanı mutlu eden bir davranış ve çok çok yorucu bir şey. Hatta dünyanın en kolay şeyi... Yorucu olan şey başkasını anlamaya çalışmak. Başkasını anlamaya çalışmak çok yorucu bir şey. Ama yapmak lazım. Ama yapmak lazım. Bir başka yaradılanı, yaradılmışı anlamaya çalışmadığınız zaman sizin için zaten bir sorun yok. Ortada sorun yok. Yani uymanız gereken bir kaide, bir kural yok. Davranmanız gereken bir davranış biçimi yok. Ve modern hayat size esasında bunu söylüyor. Son önermelerimiz bu. Önemli olan sensin. Yani son dönemde mesela karı koca ile ilgili bir sıkıntı olduğunda uzmanların söylediği şu. Önemli olan sensin. Yani nasıl yani? Sensin önemli olan. Ben her sabah kalkıyorum, çocukları okula hazırlıyorum, götürüyorum, o trafiği çekiyorum. Hafta sonları da işte futbol kursuna gidiyorlarsa, basket kursuna gidiyorlarsa, piyanoya her neyse. Modern dünyanın davranış biçiminden örnekliyorum. Oraya götürüyorum ve çok yoruluyorum. Kendime hiç zaman ayırmıyorum. Benim hiç hobim yok. Yani ne olacak ki bu? Doktor olsa ne olacak? Mühendis olsa ne olacak? Ben ne olacağım? Yaşlanmış olacağım.
Çok doğru söylüyorsun. Önemli olan sensin. Biz böyle gidersek herkes herkesi bıraksın. Bizim önem atfettiğimiz nasıl aile ya da toplumsal ilişkilerimiz varsa bunların hepsini ortadan kaldıralım. Herkes kendi mutluluğuna baksın. Sonra şey yapan arkadaşlarım oldu. Oğlum bana ismimle hitap ediyor. Nasıl yani? Bana baba diyorlar yani. Baba bir baksana, baba dışarı çıkıp kredi kartını versene falan diyorlar ya bana. Ona ismiyle hitap ediyormuş. Bunu da hani ya hani çok zorlanıyorum. Şey demek lazım yani. Saygı duyuyorum ama ya bu da çok ayağa düşmüş bir laf. Bazen laf olsun diye söylüyor. Rakiplerimize saygı duyuyorum ama ya yok be kardeşim, saygı duy, bir kaşık suda boğacaksın. Hani azıcık delikanlı olalım yani. En azından iki dakika dürüst olalım de devam yani. Devam edelim hani, de o duyguları yaşayalım gerçekten. İsmiyle hitap ediyormuş. Neden? Çünkü izlediğimiz bu yabancı menşeilerde çocuklar babalarıyla ismiyle hitap ederdi. Ne bileyim işte damat adayı kayınpederiyle tanışacak. Hani biz baba dersek ayıp olur mu? Amca dersek ayıp mı olur? Hani en kötü abi falan mı? Bey derdik. Ya da agacım, hiçbir şey demeden. Agacım sen Nebraskalı olmak zorunda değilsin. Oregonlu olmak zorunda değilsin. O Sivaslı gibi davranıyor mu? Adıyamanlı gibi davranıyor mu? Kopenhag kriterlerinin başımın üstünde yeri var da doğru. Ben kimseye Erzurum kriteri dayatmış mıyım bugüne kadar? Doğru. Bu ülkede ben gezi programı yaparken şey derlerdi. Buradan başbakana sesleniyorum. Babacım, herkes başbakana seslenirse yani sesimizi duyuramayız. Yani muhtar var, kaymakam var şeye göre. Doğru. Duruma, sonra vali bey var, sonra o işin bakanı var. Hani yine çözüm yoksa tabii. Fakat biz yani çok çok büyük oynuyoruz hadiseleri. Doğru. Benim kuşak, benim yaş grubumun çok şöyle bir bahtsızlığı var. Babam rahat. Benim bir önceki kuşak. Eski kafalı dediğimiz tırnak içerisinde. O çok rahat. Onun şeyi belli. Teknolojiyle barışık değil. Dünyaya entegre olma konusunda zorluklar çekiyor. Evlat yetiştirme konusunda doktrinleri var. Eş olma şablonu çok belli. Evin reisi vesaire vesaire, bildiğimiz bugüne kadar gelen konvansiyonel baba. Benim babam. Dedem ondan da klasik. Hani dedem eve gelirken babaannem yolu süpürüyor. Yani daha üst boyut o anlamda. Şimdi benden sonraki gençler, onlar modern. Hayvanat bahçesi. Ben yani arkadaşım ya. Yani ben yani oğlumla arkadaşım. Evet. Bana her şeyini anlatır. Şimdi anlıyorum fakat benim bünye buna ya da kafa şey değil. Hani ben biraz babamdan genetik almışım. Fakat reel dünya, gerçek dünya başka. Kaldı. Gerçek dünya özgür. Gerçek dünya dogmatik değil ya da gerçek dünya feodal değerlerin artık dışında. Ben o anlamda biraz feodaliteyi temsil ediyorum. Bu da çocuklarımın çok hoşuna giden bir davranış değil. Çünkü onlar dışarıya bir çıkıyorlar. Babalar şey, hani ne yapması gerektiği, ben şey gibiyim, hani ne yapılması gerekli, ne yapılmaması gerekli konusunda şey gibiyim, hani ölçü birimi gibiyim ben. Hoş bir şey değil bu. Yani onu ayarlayamadığım için kendimi çok beğenmiyorum. Sonuç olarak hayat aslında bisiklete binmek gibidir derler ya, aslında bir dengesi var. Üzüntüden bahsettik, çok mutlu olmaktan bahsettik. Sonuçta hayat bir denge, babalık da aslında bir denge. Sonuç olarak Allah bağışlasın, İyi ki beraber geldiniz diyorum. Bu da bizden size küçük bir armağan. Ya çok teşekkür ederim. Aynen. Bu, oh, gel. Sen yine simit almaya mı geldin? Efendim, programın hakkını veren tek adam. Selimcan Uzun. Vapurda çay, simit, sohbet. Adam üçüncü simidini yiyor. Afiyet olsun. Gel. Evet. Gel. Selimcan, o nedir sence? Simit. Şu babanın elindeki. Bu nedir? Efendim? Limon. Limon. Bu? Bu poşet. Evet. Yo, o değil, poşet. O değil. Bu. Efendim, şu... Bu bir cam ve kapak. Evet, sonuç olarak
elimde görmüş olduğunuz limon sıkacağıyla. Vapurdayız ya, vapurun eski geleneklerindendir. Sevgili yolcular, elimde görmüş olduğunuz. Bak burada ne var? Limon. Vay be. Mis gibi kokla. Efendim. Az atıyorum. Bu şekilde. Diyoruz. Aslında. Efendim. Tabii ki de size küçük bir armağanımız var. Bu arada bir çizgi film kahramanı olmak isteseydiniz hangisi olurdunuz diye de bir izleyicimizin sorusu var. Buna da bir cümlede verirseniz kayık sizin. Bunlar bundan sonra böyle. Tosi tosi. Düşünüyorsunuz. O ne? Yok yok, hani sipariş aldık ya. İtiraz ediyorum. Neye itiraz ediyorsun? Sen çok tatlı. Neye itiraz ediyorsun? Baba hangi çizgi karakter olsun senin için? Aslan. Aslan. Aslan kral. Aslan. 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 Kral ya da değil ama. Aslan. Selim Can'cığım, bunu takdim eder misin babaya? Gel yanıma. Buyurun, babaya hediye veriyoruz. Çok teşekkür ederim. Açabilirsiniz isterseniz. Orada size yazdığımız bir yazı var. Süt kardeşler iz peşinde Baskül ailesiyle sonradan görme. Öyle bir sevda ki bu 80'ler konuşulur her evde. Ya onları nereden buldunuz? Efendim? Öyle bir sevda ki Oğuz Yalçın'la beraber, sevgili Aydan Şener'le beraber bir dizimizdi. Evet, öyle bir dizimiz vardı. Sonradan görme, sevgili Metin'le beraber, Metin Şentürk'le beraber yaptığımız yine bir dizide Süt Kardeşler hayata geçmiş. Profesyonel anlamda senaryosunu yazdığım ilk diziydi. İz peşinde oynadığım ilk işlerden bir tanesiydi. Efendim, güzel bir hayat, çok çalışılmış, çok emek harcanmış. Sevgili Şoray Uzun'la sohbetin sonuna geldik. Sizi dinlemek keyifliydi. Sohbetin bir bölümündeki sizdeki o aydınlanma sahnesini unutmayacağım. Onu acilen şu anda yerimden kalkıp montajda görmek için sabırsızlanıyorum. O samimiydim, onu söyleyeyim. Hatta Gezi programında şeyi sorarlardı bana. Çok başarılısın. Yok, çok başarılı değildim. Ahali çok güzel. Yurdun insanı çok güzel. Konuştuğumuz teyzeler, amcalar, ablalar, abiler, kardeşler, biraderler çok güzel. Bir de orada özelliği şuydu benim için. Ben çekim yaptığımızı unuturdum. Hı hı. Ciddi unuturdum. Asıl mesele o. Unuturdum. Hatta Eyüp derdi ki kestik. Bana garip gelirdi. Neyi kestik, niye kesiyoruz? Sohbet ediyoruz burada. İşte gelinin babasıyla konuşuyorum. Ne oldu derdim. Kaset bitti, kaseti yenileyeceğim. Ya da batarya bitti, bataryayı yenileyeceğim. Ya da mikrofonun pili bitti. Ya da seste cızırtı var. Neyse. Ben bunu çok şey yapmazdım, hani ne oluyor gibi. Sonra fark ederdim ki biz bir televizyon programı için oradayız, bir çekim yapıyoruz. Kamera bunu kaydediyor. Mikrofon esasında bunu kaydediyor. Ben onu unuturdum. Ve o unuttuğum kısımlar şeydi, güzel olandı. Onu söylerken de bir programdayız diye asla düşünmedim. Hayatımdaki özellikle son 4 yıldaki şeyi bulmuş vaziyetteyim. Depresyon halini, mutsuzluğumu. Sohbetin gitmiş olması. Harika. Sen niye güldün? Git kaptan. Şapkanı al gel. Efendim, isteriz ki sevgili Şoray Uzun iki kaptanın arasında bir dilek tutsun. Efendim, çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz. Bizimle olduğunuz için yeniden teşekkür ediyorum. Sizler olmasanız biz de bu sohbetleri yapamayız. Efendim, Şoray Uzun'a diyorum ki gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun inşallah diyoruz. Biz de sizi bekar olarak son gördüğümüz, son konuk olduğumuz bekar halinizle sizi sağlıcakla bırakalım. Bir sonraki ne zaman olur bilinmez. Allah sağlık versin, amin, sıhhat versin. Başka mevzuları konuşmak dileğiyle. İnşallah. 11 senedir sorular soruyorsunuz ama o soruların gerçek muhteviyatını inşallah yakın zamanda öğrenirsiniz. İnşallah, inşallah.
Yani bekara soru sormak. Kolay. İzleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Herkesin gönlünde ne varsa Cenab-ı Allah onun nasip etsin inşallah. Biraz sonra hatıra defterimiz ve fotoğraflarla sizlerle izliyoruz. Kapanışı sen yapar mısın? Herkese görüşürüz. Alkışlıyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Harika bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Sevgili Vapur'da Çay ve Simit ekibi, sizler artık benim arkadaşlarımsınız. Tabii kabul ederseniz. 9 yıl sonra bir kez daha konuğunuz olduğumda aynı duyguları yaşattınız bana. Sevgi, saygı, güler yüz ve muhabbet. Bunlar ancak arkadaşlar arasında olur. Sevgili arkadaşlarım, her şey gönlünüzce olsun. Şoray Uzun.